Yeni sevgilisi Yasemin Gergeç'te aralarındaki 24 yaş fark nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Rafet Erroman patladı. Ne yapıyorsun lan, tutun da tutun da tutun kadar bir şey bırakmıyorlar yani, aşk olsun. Dillerden düşmeyen çapkınlık haberlerine nasıl isyan etti? Rafet Erroman çapkın çapkın diline dolamışlar. Ya siz benim ne çapkınlığını görmüşsünüz, ben ne yapayım? Ben çapkın çapkın çapkın. Az sonra... Çapkın! Geçirdiği talihsiz kaza sonucu sakatlanan Beren Saat koltuk değnekleriyle tatile çıktı. Eşi Kenan Doğulu eşinin çevresinde nasıl pervane oldu? Çok güzelsin, çok. Ben güzelden anlarım. Az sonra ne yaparsan yap, aşk yine yap. Yeni aşkıyla tatile çıktı. Tuvalet pozlarıyla tepki çekti. Plajda bile alışverişten vazgeçmeyen ünlü şarkıcı dakikalarca kasada takılı kaldı. Son günlerin çok konuşulan ismi Zeynep Aslı'nın Bodrum tatilinden çok özel görüntüler. Az sonra... Uzi ile yaşadığı sahne polemiğiyle haftalardır gündemden düşmeyen Mustafa Sandal ilk kez konuştu. Saygının hiçbir zaman kaybolmaması taraftarıyım. Saygı olduğu müddetçe hani bizler daha yüceliriz. Genç rapçilere ne tavsiye verdi? Bazen bazı şarkılar duyuyorum. Çok negatif içerikli. Şarkı demeyeyim de onlara. İçinde küfürler oluyor, negatif enerjiler oluyor. Hayata küsmeye değecek bir durum yok yani. Kafanızı buraya yönlendirin. Az sonra... Egoma ters düşüyorsun. Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç'te yeni bir aşka yelken açan Rafet Erroman, yaş farkı eleştirilerine ve çapkınlığını diline dolayanlara bakın nasıl isyan etmiş, izliyoruz. Aylar önce eski eşi ele verdi. Sanırım kız arkadaşıyla gelmiş Rafet. Rafet Erroman inkar etti. Çok sağ ol, yok yeter abi. Yok kız arkadaşı, ne kız arkadaşı? Aylar sonra el ele çıktı. Bir yıldır aşk yaşadıklarını itiraf etti. Yeni bir birliktelik mi? Yok, yeni değil. Bayağı oldu. Aralarındaki yaş farkı yine manşetleri süsledi. Sonunda Bodrum'a aşıkları İstanbul'a döndü. Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor. Rafet Erroman 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç'le Nişantaşı sokaklarındaydı. Bodrum tatili için biraz da sitemkar. Maşallah her sezon nasıl? Gönden her açıdan çekmişler bizi. Ünlü şarkıcının aşk itirafının ardından sevgililer aralarındaki 24 yaş farkıyla çok eleştirildi. Rafet Erroman'ın mazisi masaya yatırıldı, eski defterler açıldı, eski sevgililer anıldı, zaman zaman sosyal medyaya alet ettiği çapkınlıkları hatırlandı, gündemden düşmeyen aşk hayatı bir kez daha dillere düştü. Sadece bana özgü bir şey değil, bu herkese karşı yapılıyor. Hani ben her zaman birbirini gerçekten duygusal olarak bağlı olan insanların hani aşkla veya yaşla sınırlandırılmaması gerekir. Anlaşılan aralarındaki yaş farkı nedeniyle yapılan eleştiriler, yorumlar canını bir hayli sıkmıştı. Ben şeye daha çok üzülüyorum. İnsanların böyle çok nasıl diyeyim? Benim bu televizyon programlarında sanki hep böyle bir diktatör politikası yapılıyor. Hayır, bana karşı değil. Tüm Türkiye'deki sanat camiasına karşı böyle bir öfke var sanki. Bir oturan üçlü masalarda, dörtlü masalarda hani değiştiriyorlar anladım, ya. Anladım ne demek istedim. Ya sanki sanatçılarını hep yerden yere vurmak istiyorlar. Sanki böyle bunu niye yapıyorlar? Özel hayatıyla ilgili yapılan haberleri de kırgındı Rafet Erroman. Düşünün, ben 30 yıldır bu ülkede müzik yapıyorum. Benim de bilim işte. Yaz tatilimde bir fotoğrafları yayınlıyor. Beni yerden yere vuruyor. Yani namusundan tutun da ta sapkına kadar bir şey bırakmıyorlar yani, aşk olsun.
Konu çapkınlıkla özdeşleşen namına gelince ünlü şarkıcının isyanına sessizce kafa sallayarak hak verdiği Yasemin Gergeç. Rafet Erdoğan çapkın çapkın diline dolamışlar. Ya siz benim ne çapkınlığını görmüşsünüz? Ben ne yapayım? Ben her gece hayyar kolumda bayanlar böyle dışarı eğlence mekanlarından çıkan bir adam değil. Niye bu etiketsiz yapıyor? Hiç bilmiyorum. Belli ki dolmuştur Rafet E. Roman. Başladı sevgilisinin yanında çıkan aşk iddialarının aslını astarını anlatmaya. Semra diye bir bayan, abla, kız kardeş geldiler, resim çektirdiler. Ertesi gün biz sevgiliyiz diye yazıyordu. Mesela Gamze Dalgan'a diye bir kızcağız var. Ya benim çok iyi arkadaşım. Biz babasıyla ailesiyle beraber yemek yedik. Ben de oralardan emlak bakmaya gittim. Babası bana yardımcı olacak. Oturduk yemek yedik. Spora gittim. Spor hocasıyla işte ne bileyim dedik ki gel bir akşam yemek yiyelim. Hani davet ettim kendisini. Arabadan çıktık. Rafet Erdoğan çapkınlık durumunda veya gece sporunda gitti. Böyle haberler atıyorlar. Gel gelelim Yasemin'i farklıydı. Ama Yasemin onunla evet birlikte zaten söylüyorum. Daha önce Ceren Hanım'la evlendik. Onlarla var. Biliyorum. Zaten ondan önceki bütün hayatım insanları biliyorsunuz. Ve dönüyoruz başa. İddiaları yalanlayan, hakkında çıkan aşk haberlerine açıklık getiren, çapkın denmesinden muzdarip olan Rafet E. Roman bu defa ne var biraz çapkınsam diyerek biraz kafaları karıştırıyordu. Ya benim kötü bir şeydi. Çapkın. Yani iyi ki aman. Yani iyi ki yani bırakın da yani bir Rafet E. Roman gibi başarılı romantik şarkı söyleyen bir adam. Hani biraz çapkınlık olsun yani bunda ne var ben anlamıyorum. Dillere pelesenk olan romantik aşk şarkılarının sahibi Rafet E. Roman bu defa aşık, çok aşıktı. 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç'le evliliğe sıcak baktı. Kameralar önünde ilanı aşkıyla sevgilisinin ayaklarını yerden kesti. Evlilik mi bir şey olabilir misin? Başından daha önce bir çok güzel evlilik de geçti ama bir sürpriz gelir mi? Gel düşünüyor olabilir. Musunuz? Olabilir. Yasemin Hanım'la olabilir. Çünkü onu seviyor. Onu seviyor. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay'ın doğa ile iç içe romantik tekne tatilleri. Az sonra. Magazin dünyasındaki son dakika gelişmelerden derlediğimiz çok özel haber turumuzla programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım bu hafta ünlü isimlerimiz nerelerde görüntülenmiş ve neler söylemiş. Merve Dizdar Nişantaşı buluşmasında tam 3 projesinin hazırlığı içindeydi. Adana'da geçiyor. Magarsu'da geçen bir aile hikayesi. Bir aile karakter draması ama aksiyonu da bol. Huy olarak aynı babam gibisin. Ama zekan yok. Erşan'a başlıyoruz biliyor musunuz? Çok mutluyum. Ağustos sonuna doğru 20'lerine galiba tam net tarihi bilmiyorum ama başlıyoruz. Sonra Ömer başlıyor. Her şey aynı anda başlıyor. İşsel yolculuk yoğun geldi bana. Dışarıda vursam mesela karakter. Yaz aylarında herkes tatil yaparken Merve Dizdar'ın çalışma temposu alışılageldiğin dışındaydı. Ben de tatil yaptım, geldim. Ama ben zaten çok tatilci biri de değilim. Daha az da yapsam olurdu benim için. Ne var ki yaptığı tatilden de hiçbir iz bırakmamıştı güzel oyuncu. Gündelik hayatı gibi sosyal medya sayfası da hep iş, iş, işti. Sosyal medyayla inşallah daha da mesafeli olursam ne kadar güzel olur. Çok koymadığım içindir. Yani yurt dışına gittim, bir tatil yaptım. Yönetmenimiz Cem Kalcı'yla, Gamze arkadaşımla. Ondan sonra geldim, bir asos yaptım, bir Ezgi'nin yanına gideceğim. Bu kadar yani. Sosyal medya ile mesafeli olmak Merve Dizdar'ın tercihiydi. Ben çok sevmiyorum zaten. Yani paylaşıyorum işlerimi, gidiyorum. Yani çok orada vakit geçirmek zaman insan zamanını çok aldığını düşünüyorum. Beceremiyorum zaten. Bu benim sadece isteğimle ilgili değil. Ben yapamıyorum bence. Sosyal medyayı bir kazanç haline getiren ünlü isimlerin aksine Merve Dizdar'ın hiç niyeti yok gibiydi. Astronomide evet. Kazançlar evet, var. Gelirse evet. Teklifler kabul eder misiniz oradan? Onu? Bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Şimdi ne desem ya. Kapıyı da kapatmayalım. Hayır yani kapı da kapalı zaten kapıda gelmiyor da zaten yani bana zaten kullanamadığım için de gelmiyor. İşverenler de öyle diyor muhtemelen. Nasılsa beceremiyor. Yani yapamıyor diye muhtemelen. Beceremiyor. Hiç aklım bile gelmiyorum bence. Atina'da nehir tatilini tamamlayıp dönen Nilperi Şahinkaya sevgilisi Emre Yusuf ile bir etkinliğe yetişirken hızlıca içeri girdi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.
vizyona giren filmiyle sosyal medyada trend olan meşhur oyuncak bebeğin imajına bürünenlerden biriydi Merve Bolur. Ne var ki eğlenceli akıma ayak uyduran Bolur, Nişantaşı karşılaşmamızda kameralara oldukça soğuk ve mesafeliydi. Kolay gelsin, yok konuşmayacağım. Akım da çok beğenildi bu çok arada. Çok mersi, konuşmayacağım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Son olarak final yapan Yürek Çıkmazı dizisinde Gülbahar karakterine hayat veren Tuğçe Aral modelliği bıraktı iddialarına cevap verdi. Modelliği bıraktığımı düşündüm galiba ama modelliği bırakmadım. Devam ediyorum ama Türkiye'de modellik bitti gibi bir şey artık. O yüzden yapabildiğim kadar yurt dışına devam ediyorum ama burada defileler olduğunda tabii ki yine de yer alıyorum. Oyunculuğu sevdiğini söyleyen Tuğçe Aral yeni projeleri değerlendirdiğini de söyledi. Senaryolar var, onları okuyorum. Ama onun haricinde bir de televizyon programı var. Yani yine ekranda bir şekilde tabii ki devam edeceğim. Onun haricinde de yurt dışında modelliğe daha fazla ağırlık vereceğim. Türkiye'de maalesef bizim mesleğimizin önemi yani son 10 yıldır yok. Nihan Ünsal tatilini bitirdi, sahnelere başladı. İstanbullularla buluşma öncesinde haliyle biraz heyecanlıydı. Ben 2,5 aydır biliyorsunuz çocuklarla tatildeyim. Hiç sahnede değilim 2,5 aydır. Şimdi bu akşam böyle bir tozumuzu atacağız. 32 senelik meslek hayatında ilk kez 2,5 ay sahnelerden uzak kalmasının da bir sebebi vardı elbet. İlk kez çalışmadan, yani 32 yıl sonra ilk kez çalışmadan çocuklarımla baş başa, hiç iş koşuşturması olmadan onlarla baş başa, yani yardımcı da yok. Evin işini de ben yapıyorum efendim. Bulaşık, çamaşır, yedir, içir, pişir, taşır, yıka, pakla. Sahne hayatında 30 yılı deviren Nihan Ünsal'a Mustafa Sandal ve Uzi arasında yaşanan sahne sıralaması polemiğine de yorumu soruldu. As üst mevzusu aşılmamalı. Herkes büyüğe saygıda kusur etmemeli. Özellikle yeni jenerasyona tavsiyemdir. Kendinden daha önce sektöre girmiş ve rüştünü ispat etmiş insanlara bir parça saygılı davranmaları yönünde. Yeni jenerasyonla aynı sorunu yaşasa tavrı tutumu ne olurdu diye merak edilen Nihan Ünsal, gençlik dönemini cahiliye dönemine benzetmesiyle akıllara kazındı. Gençleri bu konuda bir parça mazur görüyorum. Neden? Çünkü gençlik cahiliye dönemidir yani. Dolayısıyla orada çok hata yapılabilir, çok fazla yanlış söylemler olabilir ama yaş kemale ermeye başladıktan sonra daha seçici, daha dikkatli, daha özenli, daha özverili, daha toleranslı olmaya çalışıyorsunuz. O yüzden Mustafa da zaten eminim öyle davranmıştır. Nihan Ünsal sohbetimizin ardından sevilen şarkılarıyla özlediği sahnelerindeydi. Magazin dünyasının en gözde en sevilen çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç katıldıkları bir doğum gününde karşılıklı oynadılar, eğlenceli halleriyle ilgi odağı oldular. Dünyadan uzak coverlarıyla herkesin beğenisini kazanmıştı Sakiler. Şimdilerde yeni cover çalışmaları Sürgün Aşkımızın heyecanıyla kamera karşısındaydı. Beklediğimizden daha da hızlı başladık diyebiliriz. Bayağı geri dönüşler de çok iyi oldu. Günay Çoban sözler, Mert Oluş hatta müziğini yapmıştı. Bize saygı olarak düzenledik, seslendirdik, insanlara sunduk. Şu an ilk tepkiler gayet başarılı ve çok insanlar bizi özlemişler. Sakiler yeni single çalışmalarının yanı sıra konser takvimleriyle de oldukça yoğundu. Ya çok yoğun çalışıyoruz. Yani doğru düzgün ailelerimizi bile vallahi ben çocukları görmeden benimkiler geçen gördüm bayağı büyümüşler. Maşallah. Buradan da selam olsun. Hakkınızı helal edin kızlarım oğlum. Aileleriyle görüşmeye bile fırsat bulamayan sevilen müzik grubuna günler yetmiyordu. 30 gün bize yetmiyor ay olarak. Onu bir konuşacağız. Çoğaltmak istiyoruz. Ay 35-36 çekse bizim için daha rahat olacak. Herkesin olacak. Sınacağız artık. Yetmiyor çünkü.
Gökhan Türkmen bu yaz ikinci kez Kuruçeşme açık havada sevenlerinin karşısındaydı. Vallahi çok güzel geçiyor konser burada, çok keyifli. Boğaz yanında böyle bir yerin olması çok güzel bizim için. Böyle çok keyifli oluyor. Seyirci de çok güzel oluyor. Enerjisi de çok güzel oluyor. Biz de çok keyif alıyoruz. Geçtiğimiz hafta müzikseverlerin beğenisine sunduğu yeni şarkısı Kalem özellikle klibiyle dikkat çekti. Klipte kendisiyle savaşan, kendi iç dünyasını yansıtmaya çalışan, yansıttığı iç dünyasıyla mücadele eden bir adamın hikayesini görüyoruz. Herkesin derdi kendiyle aslında. Bunu anlatmaya çalıştık. Bu alt metin var. Güzel bir iş oldu dediğim gibi, keyifli. Cinsiyet rollerinin yıkılmaya başladığı son yıllarda ünlü erkekler, özellikle dünya ünlü yıldızlar oje sürerek yeni bir akım başlatmıştı. Kendine az tarzıyla bilinen Gökhan Türkmen de parmağındaki ojelere bakılırsa bu akıma katılmıştı. Yani ben kendime yakıştırdığım şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani baktım olmadı, bir daha da yapmam. Ama hoşuma gitti. Bu bir sanat. Yani bu oje, tabii ki oje olarak geçiyor ama bu bir sanat. Böyle tırnaklarımda resimler görüyor olmak benim hoşuma gidiyor. Ne bileyim, hani yüzüklerle falan takı merakım çok var zaten. Kendimle uğraşmayı da çok seviyorum. Aşk şarkılarıyla mesteden Gökhan Türkmen Boğaz'ın kıyısında romantizm rüzgarı estirdi. Gizemli sevgilisiyle İstanbul gecelerinde ortaya çıkan Kaya Çilingiroğlu'na eski eş Hülya Avşar'dan çok konuşulacak yorum. Başımızın üstünde yeri var. Çok iyisin. Aile kalabalıklaşıyor. Çapkın, çapkın. Az sonra. Çapkın. Uzi ile yaşadığı sahne polemiğiyle haftalardır gündemden düşmeyen Mustafa Sandal ilk kez konuştu. Uzi ile girdiği polemikle Mustafa Sandal geçirdiği kaza nedeniyle eşi Melis Sandal günlerce konuşuldu. Magazin dünyasının gözde çifti katıldıkları bir gecede kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı yorgunluğunu anlatarak başladı sözlerine. Ben AKK'dan geldim, kitesurf'ten geldim. O yüzden biraz yorgun geldim. Günde 3 saat kite yaptım. Surf Mustafa Sandal için bir tutku. Hatta AKK'da bir kitesurf okulu açan ünlü şarkıcı yaz tatilinde bol bol tutkusunun peşinde havalardaydı. Maksimum ben 1 saat yapıyorum. Maksimum. 50 dakika, 1 saat. Ondan sonra bir ara veriyorum, tekrar bir saat yapıyorum. Böyle havalanıp uçuş oluyor mu? Evet, 5-6 metrelerde geziyoruz işte öyle. Ama sadece küçük bir daldaysan, çok iyi sörf yaparım. Eşinin bu tutkusuna ortak olup olmadığı sorulan Melis Sandal, geçirdiği korkutucu kaza nedeniyle hala tedavisinin devam ettiğini paylaştı. Ben yapmıyorum. Ben zaten bir kaza geçirdim, evet, biliyorsunuz. Evet, biliyorsunuz. Evet, ondan ben dolayı. O yüzden sürekli Bodrum'da kalmak durumundayım. Her gün fizik tedaviye gidip geliyorum. Bilindiği üzere Muğla'da Gökova Körfezi üzerinde tur atarken Melis Sandal'ın içinde bulunduğu Kairokopter aniden motor arızası vermişti. Pilot türbülanstan kurtulmak için tarlaya iniş yaparken zeytin ağaçlarına çarparak durmuştu. Korkunç kazadan elindeki kırıkla kurtulan Melis Sandal'da yaşadıklarının etkisi sürüyordu. Biraz yani uçaktan korkmuyorum ama arabada filan hızlı gidince biraz korkuyorum. Yani yaşadığımız şey tabii, yani sadece şu biletle atlatmış olmamız mucize yani. O yüzden Allah'a şükürler olsun, benim bir sadakamız varmış. Ve gelelim son günlerin en büyük tartışmasına, manşetlerden düşmeyen polemiğine. Çıkacakları konserde sahne sıralaması nedeniyle rapçi Uzi ile karşı karşıya gelmişti Mustafa Sandal. Ünlü rapçinin üslubu çokça eleştirilmiş, müzik dünyası ikiye bölünmüştü. Pazara kadar değil, mezara kadar. Sonuna kadar, gideceğim yolun sonuna kadar. Manitalar paparazzi gibi yakalar. Günler geçti ama ne polemik duruldu ne de Uzi'ye öfke dindi. Yaşananların ardından Mustafa Sandal da konu kapansın istiyordu. Ben zaten gerekli cevabı yazdım, ilettim.
Sağ olsun her ortamda herkes de gerekli cevabı verdi. Verilmesi gereken cevabı verdi. Onun üzerine daha fazla söylenecek bence bir şey yok. Ben söyleyeceklerimi çok güzel yazıya döktüğümü düşünüyorum. Mustafa Sandal yeni jenerasyonu her zaman desteklediğini sözlerine ekledi. Şimdi mesela çarşamba günü çok genç bir arkadaşımızın, müziğe çok aşkı olan genç bir arkadaşımızın hayallerini gerçekleştirmek açısından çok güzel bir şarkı yaptım. Sözü müziği bana ait, düzenlemesi bana ait. Ben her zaman genç sanatçı arkadaşlarımıza destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum. Onların hayallerine kavuşmaları için bizler kıdemli kıdemli sanatçılar olarak onların önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama o esnada saygının hiçbir zaman kaybolmaması taraftarıyım. Saygı olduğu müddetçe hani bizler daha yüceliriz. Bir kere sektör olarak, sanatçılar olarak daha yüceliriz. Yaşadığı sorun nedeniyle rap müziğe de rap müziğini icra edenlere karşı da hiçbir tavrı tutumu yoktu. Mustafa Sandal hatta rap müziğin en büyük destekçilerinden olduğunu dile getirdi. Ben biliyorsunuz ki 2006 senesinde İsyankar'ı yaptığımda şarkının başında daha Türkiye'de rap akımı başlamamıştı. Daha Türkiye'de rapin reisi yoktu. Aşkına isyankar. Yo, lezimani. Dolayısıyla 2006'da Mustafa Sandal'ın kafası oradaydı, vizyonu oradaydı. Ben her türlü müziğin, her türlü insanların enerjisine şifalı gelecek, tekrar ediyorum, şifalı, iyi gelecek her türlü müziğin yanındayım. Sandal'ın tek kıstası isyankar rap şarkılarının sözleri ve içeriğiyle ilgiliydi. Bazen bazı şarkılar duyuyorum, çok negatif içerikli. Şarkı demeyeyim de onlara, hani melodik bir yapıda bir şeyler duyuyorum. Yani içinde küfürler oluyor, negatif enerjiler oluyor. Onları tasvip etmiyorum. Tabii bu değerlendirme tüm rap müzik camiası için değildi. Yani bütün rapçilere böyle bir şey demeyelim. Fakat özellikle genç arkadaşlarımıza, arkadaşlar hayat dediğin şey kısa bir yolculuk. Bunu en güzel şekilde, en pozitif şekilde yaşamaya gayret edin yani. Hani hayata küsmeye değecek bir durum yok yani. Evet insanlar ne bileyim negatif bir mod içinde olabilir, negatif bir ortam içinde olabilir. Bunun içinden pozitif duygularla çıkabiliriz, pozitif bir enerjiyle çıkabiliriz. Kafanızı buraya yönlendirin. Hani ben şarkılarda duyuyorum çok negatifli içerikler. Bunları tasvip etmiyorum. Yeni neslinde böyle şeyler dinlemesi beni üzüyor açıkçası. Egoma ters düşüyorsun. Şimdi kameralarımızı Bodrum'a çeviriyoruz. Aşka gelenleri, plajları defileye çevirenleri ve müzik dolu geceleriyle tatil cennetine gidiyoruz şimdi. Tekne sevdalıları, şezlong aşıkları, yeni sevgilileri, denizi, ünlüsü, tatilcisi, hatta kuzusuyla, gündüzüyle, vazgeçilmez geceleriyle rotamız Bodrum. Görüntülerimizdeki isim sevgilisi Necati Kocabay'la Bozburun'daki teknelerinde tatil yapan Nurgül Yeşilçay. Kameraları görür görmez kesiyor pozunu, gösteriyor sevgisini. Sevgi dolu Yeşilçay, sevgilisiyle de aşka geliyor, boğuyor öpücükleri. Siyah mayokinisi, havalı gözlükleri, halka küpeleriyle adeta tatilde değil, dizi setinde, sanırsınız reklam çekiminde. Fitliğini gözler önüne seren ünlü oyuncunun rotası da sessiz sakin, karadan uzak, doğaya yakın. Kameralarımız Orta Kent'te, otantik şemsiyelerinin altında bir çift aşık.
Birlikteliklerinin 4. yılını kutlayan Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak aşka geliyor. Sana bayılıyorum. Yoldan çıkıyorum. Aşıklar tüm gün şezlonglarında adeta birbirlerini sevmeye doyamıyorlar. Sana Şezlong aşıklarını el ele uğurlarken kadrajımıza Yalıkavak'ta Zeynep Aslık ve yeni aşkı Can Ayyıldız giriyor. Sevdiceğine elleriyle güneş kremini sürüyor Zeynep Aslık. Tuvaletin önünde bikinili poz verip eleştiri oklarını üstüne çeken ünlü şarkıcı hiç umursamadan bu defa tuvalet pozlarına yenilerini ekleyince sosyal medya kaynamıştı. Güzel şarkıcı neyse ki fotoğraf çekilmek için mekan değiştiriyor ve başlıyor şezlong selfilerine. Let me take a selfie. Kısa süre sonra ayaklanan Zeynep Aslık, Beach'teki mağazada alışverişe başlıyor. Altındaki pareosunu beğendiği plaj pantolonuyla oracıkta değiştiren Zeynep Aslık, ne var ki dakikalar boyunca kasada takılı kalıyor. Ödeme konusunda sıkıntı yaşayan Zeynep Aslık, yeni çantasını da alıp gerisin geri seyircinin yanında alıyor soluğu. Sana yeni cicilerinden oldukça mutlu, yüzünde güller açıyor. Hatta öyle mutlu ki yeni aldığı kıyafetlerini giyiyor, çıkarıyor, sevgilisine mini bir plaj defilesi yapıyor. Biraz sonra mağaza görevlisi elindeki POS cihazıyla Zeynep Aslık'ın yanında. Ödemede yaşanan sorun hallediliyor. Zeynep Aslık ve sevgilisi Can Ayyıldız'ın plaj keyfi sona eriyor. Ünlülerin tatil keyfinde denizi dalgalandıran isim bu defa Esra Özmen. Jet skin'de keyifli ama bir o kadar da temkinli. Müzik dolu Bodrum gecelerindeyiz. Trafik kilit, ünlü isimler sahnede, eğlence sokaklara dökülmüş. Bir yandan elektronik müzik dans edenleri ele geçirmiş, bir taraftan taverna geceleri Bodrum akşamlarına hükmetmiş. Eski dostlar buluşmuş sahnede. Nuri Alço ve Fedon düetleriyle adeta eski günleri yad ediyor. Hayal meyal düşer gibi, uçup gider kuşlar gibi, yusuf tutar taşlar gibi. Eski dostlar, eski bir mekandan yükselen rap tınılarının sahibi ise Mero. Bir başka köşede arabesk müziğin güçlü yorumcusu Cengiz Kurtoğlu dertlere boğuyor. Ben bulmuşsun birini. Kurtoğlu'nun müzik şöleninde Oktay Kaynarca ve Erkan Can yerini alıyor. Şeref verdim canım kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Cengiz Kurtoğlu'nun yakın dostlarından Hakan Altun, Bodrum Antik Tiyatro konseri öncesinde dostlarını ağırlıyor. Olgun Şimşek, Suzan Kardeş, Mehmet Erdem ve eşi Vildan Atasever konserde buluşuyor. Sevenleri adeta açık havada izdiham yaratıyor. Sevenleri, dostları, ailesi hepsi konserde. Haliyle Hakan Altun durumdan memnun. Görmedim de öyle dediler. O yüzden ufak bir gecikme var.
inşallah çok da sıcak, biliyorsunuz yani asrın en sıcak günlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Hatta heyecanım bugün çok büyük. Annem ve kız kardeşim çok uzun zamandan beri benim konserimi izlemeye geldi. Bugün konseri geldiler işte. Dostlarım da burada. Yani biz bunun ev sahibiyiz aslında. Ben de yarı Bodrum'da sayılırım. Arabesk'in sevilen sesi Hakan Altun'a arabesk müziğe imzasını atan isimlerden Emrah'ın 15 yıl sonra sahnelere dönmesi soruluyor. Kısa bir şaşkınlığı yerini Sevinç alıyor. Kim Emrah? Gerçekten mi? Geçen bildiğim ilk sahnesini aldı. Vallahi gitmek isterim. Emrah'ın şarkılarına hastayız biz. Hastasıyız yani. Emrah çok ara verdi hatta bana göre. Çok uzun bir ara verdi. Emrah'ı sahnelerde görmek, konserlerde görmek. Emrah gerçekten Türk arabesk müziğine çok imza atmış insanlardan bir tanesidir. Emrah'cığım selam olsun, yolun açık olsun. Arabesk söylüyorum ama yaşamıyorum diyen Hakan Altun sözlerine açıklık getiriyor. Yani şu fani dünyada gülelim, birbirimizi kırmayalım. Ne bileyim, eğlenelim, tamam beraber hüzünlenelim ama karalara bağlamayalım. Ya arabesk şarkıları sevelim, arabesk yaşamayalım. Ve artık sahnede sevenlerinin hasreti sona eriyor, Bodrum'da arabeske doğuyor. Geçirdiği talihsiz kaza sonucu sakatlanan Beren Saat, koltuk değnekleriyle tatile çıktı. Eşi Kenan Doğulu, eşinin çevresinde nasıl pervane oldu? Çok güzelsin, çok. Ben güzelden anlarım. Az sonra... Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle kameralara yansımıştı. Çilingiroğlu'nun yeni aşkına ilk yorumda eski eşten geldi. Bakalım Hülya Avşar neler söylemiş, hangi açıklamasıyla şaşırtmış? Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ı arkadaş grubuyla Tarabya'da müdavimi olduğu Balıkçı'da görüntülüyoruz. Oldukça neşeli gözüken Avşar, kızı kameraları fark edince muzip tavırlar sergileyerek başlıyor oynamaya. Mekan çıkışı ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, İyi akşamlar canım. Kendisini bu mevsimde İstanbul'da değil de Ayvalık'ta görmeye alışık olduğumuzu hatırlatıyoruz. Gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum. Bu sene öyle oldu. Hayli neşeli tavırlar sergilemeye devam eden Hülya Avşar, yeni reklam anlaşmasından 25 milyon TL kazanacağınız doğru mu sorusunu çok ayıp konuşmayalım böyle şeyler sözleriyle cevaplıyor. Onlara girmeyelim. Çok ayıp böyle şeyler. Avşar kızı 8 yıllık evlilik aldıktan sonra 2005 yılında boşandığı ve şimdilerde ise sıkı bir dost oldukları kızının babası eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisiyle yakalanmasını esprili dille yorumluyor. Gitmeden kendisini tebrik ettiniz mi sorusunu yöneltiyor ve çok konuşulacak bir cevap daha alıyoruz. Ay tabii, ne demek o? Ne demek? Başımızın üstünde yeri var. Aile kalabalıklaşıyor. Çapkın, 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 çapkın. Dop dolu haber turumuzla programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım bu defa hangi ünlü isimlerimiz kameralarımıza yansımış ve hangi açıklamalarda bulunmuş? Bir alışveriş merkezinde telefon görüşmesindeydi Alp Navruz. Belli ki kameralarımızı bile görmezden gelecek kadar konu ciddiydi. Alo, aşkım susma. Model ve sunucu Özge Ulusoy, İzmir'de bir güzellik merkezinin açılışında kameralara yansıdı. Güzelliği dillere destan Özge Ulusoy, günlük bakım rutinlerinden bahsetti. Cildime her zaman içeriden de bakmayı ben önemsiyorum. Hem yediğim içtiğimle, hem uykumla, hem içtiğim suyla. Ya bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar çok basit zannediyor ama günde içtiğiniz su miktarı bile sizin cildinizin, saçınızın, tırnağınızın ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Özge Ulusoy, uzun bir süredir birlikte olduğu iş insanı Faruk Çolakoğlu'nun Lucifer dizisinin başrol oyuncusu Tom Ellis'e benzetilmesini yorumladı. Beyefendiyle ilgili yakında basında her şey yolunda. Lucifer'la ilgili bir benzerlik yakıştırması oldu. Yakın bunlar arkadaşlarımız benzetiyordu.
Yok, hiç duymadı, gayet başarılı bir oyuncu. Yakışıklı da bir insan, o yüzden hiç rahatsız olmadı. Hani o işin esprisi, tabii ki çok farklılıklar var ama mizaç olarak benziyorlar. Geçen yıl babası Haydar Ulusoy'u otomobil çarpması sonrası kaybederek büyük acı yaşayan Özge Ulusoy, devam eden dava süreci hakkında bilgi verdi. O olayda bir haksızlık söz konusuydu. Babam suçlanıyordu. Hem hayatını kaybettiği anda, öldürüldüğü halde. Onunla ilgili hukuki sürecimiz devam ediyor. Tamamlandıktan sonra bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Ama şöyle söyleyebilirim ki, hani dava açıldığında babamı kusurlu gösteriyorlardı. Ama deliller ve kanıtlarla ispatlandı ki babamın hiçbir kusuru yok. Karşı tarafın bu vicdansızlığı zaten bizi bu kadar yoran ve üzen bu dönemde. Mekanı cennet olsun ama onun da adını iyi bir şekilde yaşatarak göndermek istedik. O yüzden de sahip çıktık bu davaya. Sırada yardımsever bir ünlümüz var. Lastiği patlayan komşusunun yardımına koşan Saadet Işıl Aksoy. Komşumuzun lastiği patlamış. Geçen gün zaten bizim evin önünden böyle geçtiler, şakır 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 böyle sesler geliyor. Bu ne falan dedik. Bir baktık iki, yani bayağı üç gün önce falan patlatmışlar. Bir de üzerinde gitmişler bu lastiğin bayağı bir süre. O yüzden böyle paramparça bir hale geldi. İş başa düştü. Güzel oyuncu kolları sıvadı. Pijon anahtarını kapan Saadet Işıl Aksoy patlayan tekeri değiştirdi. Komşusunun imdadına yetişti. Derece sıcağın altında can hıraş içinde patlak tekeri değiştiren Saadet Işıl Aksoy hem cinslerinin de takdirini kazandı. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile şimdilerde barıştığı söylenilen Kerem Bürsin, berberden eğlenceli anlarını paylaştı. Yakışıklı oyuncunun bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Fiziğini korumak için 7/24 kampta sporda diyette olan Yasemin Özilhan spor arkadaşını paylaştı. Sevimli dostuyla yorgunluk atan Özilhan o anlara "o da yoruldu" notunu düştü. Yapay zeka kullanılarak şoplanan albüm fotoğrafları yüzünden 13 yıllık eşi Orçun Soykan'la evlerini ayıran şarkıcı Pınar Soykan etlerde sevimli dostuyla görüntülendi. Ya biraz hani benim için gerçekten üzücü oldu bu. Eşimin bu kadar büyük bir tepki vereceğini düşünmüyordum açıkçası. Ya sonuçta yapay zekanın yaptığı, hani senin söylediğin işte saçını şöyle yap, başını şöyle yap, işte hani vücudu şöyle olsun, evet, falan filan, böyle bir şey. Benim de hayranım, sağ olsun abla sana böyle bir şey yaptım dedi. Ben de beğendim. Instagram'ıma koydum. Koymaz olaydım. Yaşanan olay sonrası çok üzüldüğünü dile getiren Pınar Soykan, çıkan haberlerin aksine evden kendisinin ayrıldığını açıkladı. Eşiniz evi terk etti mi yani? Ya şöyle, terk etti değil. Biraz tartıştık. Ben ailemin yanına gittim. O değil. Siz terk ettiniz. Ben, yani terk ettim demeyeyim de, evet, ben biraz bozuldum. Yani üzüldüm açıkçası. Pınar Soykan, eşiyle son durumlar hakkında merak edilenleri de paylaştı. Çok sürmesin istiyorum tabii ki. Yani bir siz hani durumu düzeltmek için ne yaptınız ya da bir şey yapar mısınız? Bir şey yapmadım. Karşıdan nasıl bir beklentiniz var? Bir şey yapmadım. Şöyle dün başka bir post paylaştım. Hani o şey değilsin diye. Evet. Saç kıranın son evresinde olan saçları, kirpikleri ve kaşları dökülen Işın Karaca, Emir Ersoy'la vereceği konser öncesinde yaşadığı süreci paylaştı. Ben evet bir şey yaşıyorum ama birkaç yıldır yaşıyorum. Hiçbirinizin haberi olmadan yaşadım. Kendime çok güzel sakladım. Kendi evimde can benleyebildik. Sadece birkaç hafta önce saçlarının olmadığı bir fotoğrafı yayınlayan Işın Karaca, uzun zamandır mücadele ettiği hastalığının yükünü paylaşarak hafifletmek istedi. Şimdi anlatmak gerekiyor çünkü ben de bıraktım artık. Yani çünkü insan, biz belirli bir zamandan sonra şunu anlıyorsun. Yaşadığın olay daha hafif geliyor saklamaya çalışmaktan. Saklamak daha zormuş. Artık peruk kullanmak zorunda kalan Işın Karaca haliyle tüm saçlarının dökülmesiyle derinden etkilenmişti. Zor bir dönem geçirdim. Psikolojik olarak, çünkü bir kadının vücudunun tamamıyla tüysüz kalması enteresan bir kavram kendi içinde. Ama hayat bana güzel. Bir gün pembe, bir gün sarı, bir gün yeşil, bir gün mavi. Canım kirpik ister, canım kaş ister.
Ne isterse onu yapıyorum. İzmir'e yerleştikten sonra gözlerden uzak aşk yaşamaya başlayan Işın Karaca'ya piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile ilişkisi de soruldu. İlişki şahane, 5. yıla geldik ya. İlişki valla. Gözleri ışıl ışıl değil mi? Belli olmuyor. Biraz duygusallık ama. Mutlu çift bir dönem evlilik iddialarıyla gündeme gelmiş, sessiz sedasız nikah masasına oturdukları söylenmişti. Biz yine evlendik falan diyor bir şey yok. Yok daha evlenmedik. Evleniriz herhalde ya. İnşallah. Bilmiyorum ki. Öyle bir vaktimiz yok aslında. Bu arada Emir Ersoy'un da Gökçe Bahadır'la gıptayla bakılan örnek gösterilen bir evliliği var. Sevgiliyiz, hala sevgiliyiz. İlk gün nasılsa hala öyle evli olup olmadığımızı çok da şey yapamıyoruz zaten. Hani o ayrımı yapacak bir şey de yok belki. Geçtiğimiz yıl evlenen çift mutluluğunu bir çocukla taşlandırır mı merak edildi. Bilmem nasip kısmet meselesi bunlar. Var mı öyle bir isteğiniz? Vallahi benim ben halama isterim olayım ya. Benim öyle bir isteğim var ama. Sahnesine uğurladığımız ünlü isimler Florya'da sevenleriyle buluştu. Nişantaşı'nda bir yemek çıkışında görüntülerimizi yansıyan hadise soruları yanıtsız bıraktı. Açsanız konuk edin galiba. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin arkadaşlar. Çok yoğun sahneniz var. Sahneyle ilgili konuşalım, sahnelerle ilgili. Neler söyleyeceksiniz? Pop müziğin yıldız isimlerinden Edis, Yeni Kapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nde sevenleriyle buluştu. Edis, festivalin 12. gününde performansı ve sahne şovlarıyla hayranlarına unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Atilla Bingöl'e aşk yaşayan Melis Sezen, DJ kabininin başında eğlendikleri anlara sevenlerini de ortak etti. Türk sinemasının usta kalemi 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına imzasını atan Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Safa Önal, 92 yaşında hayata veda etti. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Serdar Gökhan, Nur Sürer gibi Türk sinemasının önemli değerleri duayen isme son görevlerini yapmak için cenazedeydi. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın üzüntüsü sözlerine de yansıdı. Yani onunla birlikte güzel anılarım da gitti. Safa Bey'le birlikte çok güzel çalışmalarımız olmuştu. Sevinçlerimiz, umutlarımız olmuştu. Çok güzel filmler, benim için yazdığı senaryolar benim kariyerime çok büyük etkisi, güzel etkisi olmuştu. Bilmiyorum yani, umut da benim canım. Kerem Alışık, Safa Ünal'la birlikte birçok şeyi kaybetmişti. Safa abi tabii benim, bizim ailemizin dostu, benim sünnetimdeki kirvem. Çocukluğum, gençliğim, ilk Fenerbahçe maçlarına gidişim, okuma alışkanlığım, kitabım, sinemam, ah güzel İstanbul'um, şarkılar seni söylerim, menekşe gözlerim, vesikalı yârim, ah Müjgan ağam, onun kaleminin elinde, elinin de değdiği yerde kaldık biz şu anda. Zafer Algöz, duayen isimleri bir bir kaybetmenin derin hüznü içindeydi. Vallahi yavaş yavaş bir kuşak tamamen gidiyor gördüğünüz gibi. Geçenlerde Türk Tiyatrosu'nun duayeni Yılmaz Gurudu abimizi uğurladık. Şimdi de Safa Önal abimizi uğurluyoruz. Usta senarist Safa Önal, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği talihsiz kaza sonucu sakatlanan Beren Saat, koltuk değnekleriyle Bodrum tatiline çıktı. Kenan Doğulu'nun yardımıyla denize giren güzel oyuncunun tatilinden çok özel görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Çok tatlısın, çok. Seni
veren Allah'a şükürler olsun. İsveç tatilinde geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle keyfi kaçtı. Çok geçmiş olsun. Ne oldu Beren Hanım? İyi misiniz? Sağlık durumunuz nasıl? Beren Saat yine de Bodrum tatilinden vazgeçmedi. Eşi Kenan Doğulu ve arkadaşlarıyla kaldıkları otelin plajında tatlı tatlı sohbetteydi Beren Saat. Harbiye'nin Fatih'i Kenan Doğulu çok değil, sadece birkaç gün önce sahnedeydi. Konser yorgunluğunu ise biricik Yosun Gözlüsü'nün yanında attı. Kısa bir süre sonra denize girmeye karar veren çiften Kenan Doğulu önce suyun serinliğine baktı. Daha sonra iskeleye yakın olmak için hazırlanan çiften Beren Saat'in uzun uzun ayak bandajını takmasını izledi, eşyalarını yükledi, hazırlık sürecini sabırla bekledi. Ne yaparsan yap, aşk yine yap, aşk yine yap, ne dediğim değil. Ayağındaki sakatlıktan dolayı iki koltuk değneğiyle yürüyen Beren Saat önde, Kenan Doğulu arkada yeni konumlarına, yeni şezlonglarına ulaştı. Kenan Doğulu'nun bir an olsun gözünü ayırmadığı eşi Beren Saat'in denize girmesi için aynı sabırla bekledi. Çift kısa bir süre sonra kendilerini serin sulara bıraktı, denize keyif çattı. Çok güzelsin, çok. Ben güzelden anlarım. Deniz keyfi bittikten sonra eşinin denizden çıkmasına yardım eden iskele merdivenlerinde koltuk değnekleriyle bekleyen Kenan Doğulu adeta Beren Saat'in eli kolu oldu. Kocaksa başka. Kocak Diamond. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın Ağustos ayı konserleri. Ebru Yaşar birbirinden keyifli şarkılarıyla 5 Ağustos Şerefe Alaçatı İzmir, 19 Ağustos Şerefe Alaçatı İzmir, 31 Ağustos Belediye Konseri İzmir Menemen. Eline, ipliğe döndüm. Bu muhteşem konserleri kaçırmayın. Hediye almak başka. Koçak'tan hediye almak başka. Çünkü değeri başka. Kalitesi başka. Taşı başka. Koçak'la kendini şımartmak bambaşka. Bir başka Koçak'sa, bir başka Koçak'sa başka. Koçak Diamond. Magazin dünyasını çalkalayan polemikten spor macerasına, Atakan ışık tutan aşkından Simge Sağ'ın çok konuşulan plaj kıyafetine kadar magazin dünyasında olup biten her şeyi İrem Derici ile masaya yatırdık. Şimdi ünlü şarkıcı ile Bodrum'da gerçekleştirdiğimiz o keyifli sohbet geliyor ekranlarınıza. Termometrelerin yükseldiği, sıcaklıkların tavan yaptığı Bodrum'da İrem Derici mini vantilatörüyle kameralar karşısına geçti. Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak. Mini vantilatörü pahada küçük de olsa anlaşılan performansı büyüktü. Hiç yanından ayırmamasından, renk renk, çeşit çeşit almasından anlıyoruz ki mini vantilatörü kavurucu yaz sıcaklıklarına karşı etkiliydi. Hiç etkili değil ama en azından uçakta falan şöyle bir, hani uçak kalkana kadar bir böyle şey kokar ya, karate salonu kokar. Orada en azından şöyle kendi parfümüm kendime vursun diye aldığım berbat, evet, gereksiz. Aa, yazık, tabii. Ay, konuşamıyorum sıcaktan. Nasılsınız, değilsiniz inşallah? Birazdan Happy Hour saati ne sahne alacak olan İrem Derici sıcaklıklarla ilgili fazlasıyla endişeliydi. Ya inşallah bayılmam, o kadar diyeyim. Tabii geçen Happy Hour'da çünkü böyle bir üç kere gidip geldim. Küçükken hamama sokmaya çalışırlardı, giremezdim. Ama tabii Happy Hour'un tadı da bir ayrı oluyor.
Güzel geçer ya. Belli ki derecenin güneş arası iyi değildi. Güneşe beryansın eden Urfalı abi gibi isyan etti sıcaklara. Güneş! Güneş bizi mahvettin, güneş! İnsanın yaşama sevinci kaçıyor böyle sıcakta. Böyle olur mu ya? Pişik olacağız arkadaşlar. Pudrayla gezeceğiz. Haksız da sayılmazdı derece. Düzce konseri öncesi aniden rahatsızlanarak hastanenin yolunu tutmuştu. Ay sus ya, çok kötüydü. O buzlarda mı bir şey var galiba. Demet Akalın'la konuştuk, onun da ses gitmiş. O da çok kötü. Hande Ünsal aynı şekilde. Yani Seferihisar konserimi verdim. Havalimanında başladım kusmaya. Ateş, ses gitti. 3 gündür konuşmuyorum. Sor bana. 3 gündür konuşmamaktan sonra ilk kurduğun cümle ne oldu diye. Ne? Atakan mı? Dümdüz gittim. Ne var ki sevgilisi Atakan ışık tutanla çıktığı tatillerde sıcak pek de umrunda değil gibiydi. Tatil ayrı. Tatil ayrı. Yok be, tatilde de bakma. Sürekli böyle şey, kanter içindeydik yani. Öyle ki Ibiza'ya tatile giden çift teknelerinde bile spor yapmıştı. Level up, level up, level up, level up, level up. Atakan manyağı yapıyor. Hmm. Yani ben bir kere bir iki gün tekneye kaçtık. Orada böyle zar zor güneşin altında yaptık. Sonra dedim ki Allah dedim sana sabır versin. Bu başka bir disiplin. Ya 5 gün kaldık Alaşat'ta. Her sabah kalktı. Yaptı o sporu. Ben klima altında bayılmışım aa diye bağırıyorum. Spor yapıyor adam. To look this good. Oh yeah. Sevgilisinin zoruyla spor yaptığını söyleyen dericiden itiraf da gecikmedi. O sonradan olacak bir disiplin değil, hele ben 36 yaşındayım. 7 sene olmaz. O ilk aylarda şovumuzu yaptık işte beyefendiyi etkilemek için. Tabii. 2 squat, 3 lunge falan yeter. Ben bayağı bildiğin şey, en kötü çektiririm giderim. Daha öyle bir hal de yok. Bu arada boynundan hiç çıkarmadığı sevgilisinin baş harfini taşıdığı kolyesini takmadığı da dikkatlerden kaçmadı. Aşkım onun kolye şey, altın desenli olduğu için bugün silver'dan gittik. O yüzden iyi söyledin. Hemen gümüşünü de yaptırıyoruz daha artık. Geçtiğimiz haftalarda Uzi ve Mustafa Sandal arasında yaşanan sahne sıralaması kavgasına İrem Derici'den ilginç bir çıkış yükseldi. Yiyin birbirinize. Ay hiç umurumda değil. Ben erkenden çıkar evime giderim abi. Zeki olan erken çıkar evine gider. Hiç böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirten İrem Derici, kıdem meselesine de dikkat çekti. Ha, büyüklerimize saygı, kıdem diye bir şey var mı? Tabii ki var bu arada. Ama ben biliyorsun polemik sevmem. Yani biz şöyle söyleyeyim sana, 2 sene sonra biz olmayabiliriz. 1 sene sonra, 6 ay sonra da biz olmayabiliriz. O yüzden ben o işlere karışmam. Sahneye ilk çıkmanın da avantajları olabileceğini belirten İrem Derici, polemikten kaçmak, arayı bulmak ister gibiydi. Ama ben her zaman Doğukan'a derim ki ilk biz çıkalım. Erkenden gidelim. Ya şeydir bir de yani hani İlk çıkmak da süper bir şeydir. Enerjisini emersin herkesin. Sonraya bir şey kalmaz belki de. Ünlü şarkıcı bu arada plaj sahnesi için baştan aşağı pembeler içindeydi. Hal böyle olunca meslektaşı Simge Sağ'ın çok eleştirilen plaj kostümü akıllara geldi. Fiziği bende olsa onu da giymezdim. Yani. Şu an diyetteyim. Bir ay Şeyda Coşkun'la çalışıyorum. Yaz sonu görün. Neyse ki biricik aşka Atakan ışık tutan kıskanç değildi. Müthiş o konuda. Sahnenin başka bir yer olduğunu farkında. Ona bakarsan ben de Atakan'ı kıskanayım. Değil mi o baklavada? Pardon yani. Yunan heykeli gibi adam. Bir açıyorsun Instagram'ını. Ama fotoğrafın 9'u üstsüz. Çiftin birbirine güveni de tamdı. Ne stalklamaya ihtiyaç duyuyordu ne de gelen mesajlara göz ucuyla bakmaya. Hiç bakmıyorum, o da hiç bakmaz yani. Allah'ıma bin şükürler olsun. Öyle bir durumu var ki o çocuğun. Başka bir yerde yani. Ne bir şey kovalıyor ne başka bir derdi var. Yani saf kalpli, sevgi dolu bir adam. O yüzden Allah'ım ya şu Bodrum'da duyduğu dualarımı da başımdan eksik etmesin yani. Tabii bir de Bodrum'da defalarca İrem Derici'yi görüntülememize rağmen hiç denize girmemesinin nedenini de sormadan edemedik. Ya söyleseydiniz açardım iki selülit ya. Benim iyice psikolojim bozuluyor. Geçmeyecek de bu saatten sonra. Ben 10 kilo da versem selülit değil. Selülit 11 yıldır var. 11 yıl sonra da olacak. Güzel vücutluları çekin ya. Sizin de içiniz açılsın. Bu ne böyle pörsü pörsü? Zayıflamak için kampa giren İrem Derici, selülitlerine rağmen iddialıydı. Sahneye çıkmadan önce kameralar önünde verdiği söz kayıtlara alındı. Bekleyin, Simge'nin kıyafetinin aynısını bir ay sonra kiloyu verince ben gireceğim. Ağustos sonu çekeceğiz. Ağustos sonu giyeceğim. Papatya falan bir koral koydum. Sadece seviyor, seviyor, seviyor.
müziğe ara veren Zerrin Özer yeni şarkısı Basit Numaralar'la iddialı bir dönüş yaptı. Yeni şarkısının tanıtımı için kamera karşısına geçen Zerrin Özer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk pop müziğin divası Zerrin Özer Basit Numaralar'la döndü. Geceler aram oldu bak bu aralar, daha da kalmam basit o numaralar, seni unuttum kapandı yaralar. Yeni şarkısının tanıtımı için kameralar karşısına geçen Zerrin Özer, şarkısının ismiyle de pek bir manidar bulundu. Valla bence son zamanlarda, son yıllarda herkesin başvurduğu bir yöntem diye düşünüyorum. Ve benim hiç anlamadığım bir şey. Zerrin Özer, Türk müziğine yön veren renkli perukları, allı pullu kıyafetleriyle hafızalara kazınan Aysel Gürel'den bir parçayla çıkmıştı. Bu gözlük de Aysel'imin gözlüğü. Uğur getirdin onu. Uğur kesinlikle onun için taktım. Gerçekten çok inanarak yapmış olduğum bir şarkıdır. Ve bu şarkıya da Aysel'imin gözlüğüyle katılmak istedim. Çünkü onun bana oradan güç vereceğini biliyorum. Bir anda müziği bıraktığını açıklamış, sevenlerini üzmüştü derken yine ani bir kararla müziğine kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştı. Haliyle tekrar müziğe dönmesini aldıran sebep merak edildi. İşte bu Akrep Burcu'na ait bir şey var galiba. Hani aniden stres, öfkelenme, sonradan yavaş yavaş belli bir limitten sonra normale dönme. Ben o limiti ayarlayamadım sanıyorum. Yaşadığı bu süreçte zaman zaman küskünlükleriyle gündeme geldi Zerrin Özer. Küslük yok. Yok. Kimse küseceğim kadar değerli değil artık hayatta. Yeni şarkısını o kadar sevmişti ki Zerrin Özer ne söylemeye ne dinlemeye doyuyordu. O kadar zevk alarak okudum ki şarkıyı size anlatamam. Yani çok içim içimi kaynattı. Yani dinliyorum yetmiyor. Bir daha dinliyorum yetmiyor. Diyorum ki sen şarkının sahibisin ve çok ayıp bu kadar çok arka arkaya dinlemen. Basit Numaralar Zerrin Özer'in her zamanki tarzından da biraz farklıydı sanki. Biraz evet, çok katı olmasa da biraz bir farklılık var tabii. Yani Zerrin severler de sevecekler. Z kuşağının da seveceğine inanıyorum. Zaten diğer şarkılarımız da var. Rap filan da var. Yani çok geniş yelpaze bir albüm olacak. Zerrin Özer unutulmaz şarkılarıyla bir devre değil, her döneme imzasını attı. Ne var ki yeni albümünde Z kuşağını da düşündü, yeni jenerasyonun da zevkine uyum sağladı. Güzel olan şeyi bence herkes sever diye düşünüyorum. Bir kere bu klasik bir düşünce tarzı olabilir belki ama güzel olan her şey insanlara yakın gelebilir, sevebilirler. Bir de dediğim gibi hiç yapmadığım tarzda şarkılar söyledim. Bir de gerçekten çıktığı zaman sürpriz olsun. Ciddi anlamda Z kuşağına tam hitap ettiğimiz şarkılar da var. 2019 yılında olaylı eliyle oldukça zor günler geçiren Zerrin Özer, özel hayatı ile ilgili sorulan sorulara tüm samimiyetiyle cevap verdi. Aşk yok. Aşk olsa söylerim, zaten yanımda olurdu diye düşünüyorum. Hayatında birisi olduğu takdirde saklanamayacağını dile getirdi. Ben hayatım boyunca sizden hiçbir şeyimi saklamadım ve gizlemedim. Çünkü eğer ben birlikte olduğum insanı sizden saklarsam kendime saygısızlık yapmış olurum. Yani birlikte olacağım bir insanı eğer ben sizlerin huzuruna, karşısına çıkartamıyorsam o zaman benim o insanla ne işim var, değil mi? Zerrin Özer'in şimdilik hayatında kimse olmasa da gönül kapısı aşka açıktı. Hani derler ya biraz çok konuşulan bir sözdür. İşte bundan sonra kendimi tamamıyla şarkılarıma adadım filan. Böyle şeyler söylemeyeceğim tabii. Yani hiçbir şeyi bilemezsiniz. Ne zaman ne olur, yaradan ne zaman olur der. Bilmiyorum. Yanar yanar yürek uğruna aşkım. Yalan yalan çoktan sınırı aştım. Magazin hattının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte.